Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim. Artık bu bir gelenek haline geldi. Eğer soruyorsanız diyorum ki tabii ki. Bugün sizlere benden uzun zamandan beri birçoğunuz tarafından incelememi istediğiniz bir üründen bahsetmek istiyorum. Hazır böyle indirim zamanı varken şu anda umuyorum ki bu Sevgililer Günü indirimine yetişebilirim. Olmazsa Anneler Günü'nde de yapabilirsiniz, değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Bahsetmek istediğim ürün Revlon'un Photoready Airbrush Effect Fondöteni. Benim cilt tipimi biliyorsunuz, bilmiyorsanız eğer bana dair izlediğiniz ilk videoysa benim cildim görmüş olduğunuz gibi oldukça kızarık, hassas ve kuru bir cilde sahibim. Nemsiz değil ama nem oranının iyi olduğunu biliyorum. Matlaştırıcı ürünleri sevmiyorum. Daha böyle parlak, hafif bir böyle sağlıklı görünüm veren sheer görünümdeki fondötenleri tercih ediyorum cildimin yapısından ve tercihlerimden dolayı. Bu ürünün de ben bayağı bir araştırmasını yaptım. Revlon'dan bir fondöten denemek istediğimde bunu benim cildime en uygun olanını olduğunu düşündüğüm için aldım. Normal fiyatı sanıyorum 48-49 lira gibi bir fiyatı var. Ben yine bir indirim döneminde 3-4 hafta önce sanıyorum 30 küsür liraya falan almıştım. Şimdi bugünkü makyajımı fondöten harici göz, yüz ve kaş makyajımı yaptım. Gördüğünüz gibi fondöten aslında cilt, daha doğrusu makyajı ne kadar önemli. Cildim şu anda böyle kızarıklıklarla dolu, işte lekeler var falan. Onları bakalım nasıl kapatıyor. Ben de bu ürün hakkındaki fikirlerimi söyleyeyim. Öncelikle benim rengimi söyleyeyim. 004 Nude rengi. Mağazada baktığımda şöyle çenemde de şuralarında denediğimde bu renk bana birazcık açık gibi geldi açıkçası. Ben bir yandan uygulayayım isterseniz, fazla vakit kaybetmeyelim. O yüzden hem anlatayım hem de uygulayayım istiyorum. İlk başta şunu söyleyeyim. Diğer Photoready fondötenler pompalı değil, dökmeli ambalaja sahip. Bu ise pompalı bir ambalaja sahip olduğu için güzel bir avantaj. 30 ml diğer tüm fondötenler gibi ve SPF 20 içeriyor. Şöyle yapısını göstermek istiyorum. Oldukça kremsi, yoğun bir yapıda. Çok böyle akan, sıvı bir formu yok. Bunu en güzel uygulamayı ben ellerimle ya da şöyle bir küt uçlu kabuki denecek tarzda, bu Sephora'nın ben her zaman fondöten kullanmakta uygulamakta kullandığım fondöten fırçasıyla, daha doğrusu bu bir kontur fırçası ama onunla uygulamayı seviyorum. Elimin üzerine aldım. Bunun üzerinden hemen cildime uyguluyorum. Dediğim gibi mesela şu anda da baktığımızda böyle sanki hafif açık gelecekmiş gibi gelmişti. Daha sonra bir koyu üstüne baktım ve çok koyu geldi gözüme. Bunu alayım istedim ve şöyle söyleyeyim. Şu anda ilk uyguladığımda aslında gayet benim gördüğüm kadarıyla boynumla da uyum içinde. Fakat bir müddet sonra sanırım oksitlenme yapıyor ve birazcık cildimde koyulaşıyor. Daha böyle yaz aylarına uygun bir hale geliyor. Ben de onu bildiğim için birazcık böyle boyun kısımlarımı falan bir bronzerla dengelemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kızarıklıklarımı kapatma konusunda oldukça başarılı. Ve bu tarz bir fırçayla uygulaması gördüğünüz gibi iki hamlede neredeyse bitti. Böyle saatlerce işte süngerle vesaireyle falan ben uğraşmayı sevmiyorum maalesef. Kapatıcılığı benim için ortadan yükseğe doğru diyebilirim. Kullandığım diğer fondötenlerden birazcık daha böyle bazılarından kapatıcı. BB ve CC kremlere göre çok çok hatta yüksek kapatıcılığı. O yüzden kapatıcılık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle iyice dağıtayım boynuma da. Dediğim gibi kalıcılığını oldukça sevdim. Şu anda baz falan yok yüzümde. Ama bu halde bile 7-8 saatten fazla cildimde gayet böyle sağlam bir şekilde kalıyor. Benim cildimde kurumaya hiçbir şekilde sebep olmadı. Artı ekstra da çok çok fazla bir parlamaya sebep vermedi. Benim cildimde sadece burun bölgem bazen parlar. Gün sonuna doğru çok hafif bir parlama hissediyorum burnumda. Ama karma ve yağlı ciltler
üzerine gün içinde belki bir pudrayla tazeleme ihtiyacı duyabilirler diye düşünüyorum. Kuru ciltler ve normal ciltlerse sevecek. Oldukça doğal, içinde ışığı yansıtan, eğer inceleme fırsatınız bulursa mağazada inceleyin ve şöyle bir tutun. İçinde böyle Rimmelland'ın bu neydi, turuncu kapaklı olan fondöteni var ya, onunki gibi minik minik ışığı yansıtan pigmentler var içinde. Gün ışığında baktığınız zaman hatta böyle bayağı bir ışıl ışıl, daha böyle sağlıklı ve güzel duruyor. Tam benim sevdiğim tarzda bir aslında fondöten diyebilirim. Yaklaşık 2-3 haftadır kullanıyorum, dediğim gibi ben oldukça sevdim. Hem kalıcılığını, hem cildimde herhangi bir alerjik reaksiyona sebep vermemesi, kurutmaması ve gün sonunda hala cildimde bir miktar ürünün kalmış olması beni açıkçası memnun etti. Bir miktar da ben bunu yıllar önce Nars Sheer Glow kullanmıştım. Onun tarzına çok benzettim. Nars Sheer Glow'un fiyat olarak bunun 2 katı falan 3 katı olduğunu düşünürsek belki bir muadil olabilir diye düşünüyorum. Wake Me Up'tı bu dediğim Rimmel'in fondötenin ismi. Onun tarzına benziyor. Şimdi fark ediyor musunuz bilmiyorum ama sanki renk böyle hafiften koyulaşmaya başladı. O yüzden ben hemen böyle hafif bir allık ve aydınlatıcıyla birazcık yüzümü renklendireyim. Aynı zamanda da günümün makyajı hazır olsun istiyorum. Şu H&M'in Face Sculptor paleti muhteşem. Muhteşem. Aldığımdan bir sırf bunu kullanıyorum. İsterseniz bununla ilgili de bir ayrıntılı inceleme videosu çekelim. Oradaki şu böyle şeftali gibi olan rengi, hafif de çünkü ışıltılı bir renk, onu elmacık kemiklerimin üzerine dağıtayım. Çok da fazla aydınlatıcıya ve kontürü kullanmak istemiyorum ben bugün. Hafif bir renklendirdim yüzümü bununla. Başka sormak istediğiniz ve benim atladığım bir şey varsa lütfen yorum olarak bırakın, aklınıza takılan bir soru varsa. Benim söylemek istediğim başka bir şey yok sanıyorum. Renk konusunda dediğim gibi, eğer almak istiyorsanız kendi teninize ya da kendi teninizden yarım ton açık olmasına dikkat ederseniz gün içinde daha böyle bir homojen hale gelip cildinizle daha güzel bütünleşebilir diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanızda sorular varsa, dediğim gibi kaldıysa aşağıya lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Başka bu tür inceleme videoları istiyorsanız tabii ki onları da yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.